Merhaba arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz. Astronomi Günlüğüm kanalımızda canlı yayındayız. Her zaman olduğu gibi. Bugün zaten başlıktan da artık biliyorsunuz. Teleskoplarda kullanılan astrofotoğrafi kameraları ve daha düşük ayardaki kameralardan bahsedeceğiz. Lafı uzatmadan hemen geçmek istiyorum. Hızlıca bir kontrol yapayım. Herhangi bir sorun var mı diye. Sorun görünmüyor. YouTube'da da bir sorunumuz yok. Akışımda, yayınımda herhangi bir şeyimde bir sorun yok. Güzel. Şu şekilde önce 4-5 tane Türk sitem mevcut. Öncelikle onlardan yararlanacağım. Daha sonra bulduğum yabancı sitelerden araştırma yaptığım kaynaklardan faydalanacağız. Burada Kozmik Anafor sitesini zaten teleskoplarla, astronomiyle uğraşan çoğu insan biliyordur. Ancak tavsiye edebileceğim bir site bilmeyen arkadaşlarımız varsa burada zaten belirtmiş. Güncel DSLR makinelerin çoğunda standart fotoğrafçılık amaçlarına hitap eden birçok özellik bulunmakla birlikte astrofotoğrafçılık söz konusu olduğunda bu özelliklerin aslında büyük bir kısmına ihtiyaç yoktur. DSLR kamera seçimi yaparken dikkat etmeniz gereken kriterlerden bahsedeceğiz ama önce bilmeniz gereken bazı terimler var deyip bilmemiz gereken terimlerden kısaca bahsetmiş. Bu terimlerin ben tamamını okumayacağım tabii ki. Biz kameraların çeşitlerinden daha çok bahsedeceğiz. Kameraların yaptığı iş özellikleri, işte parlaklık ayarı, ISO ayarı, onun haricinde diğer ince ayarlar. İşte nebula çekimleri gibi, ne bileyim Andromeda galaksisi çekimleri gibi, onun haricinde derin gözlemler gibi çekimler yapılırken tabii ki çok çok ince ayarlar yapılabiliyor. Bir telefonla rastgele bir arkadaşımızı fotoğraf çekerken kullandığımız ayarlar tabii ki astrofotoğrafçılıkta kullanılan ayarlar değil. Biz bunların detayına bugün değinmeyeceğiz. Buradaki zaten linklerin tamamını, kullandığım kaynakların tamamını chat kısmına atıyorum. Oradan alıp tamamını okuyabilirsiniz. Onun için buradaki yazıların tamamını değinmeyeceğiz. Burada iki adet kriterden bahsetmiş. Signal and noise ratio and Field of View'dan bahsetmiş. Bunları detaylıca okuyabilirsiniz. Bunlara değinmeyeceğiz. Bu çünkü kameraların ince özellikleri, aşırı derin gözlemler yapılırken kullanılan özelliklerden bunlar birer tanesi. Quantum Efficiency aynı zamanda burada bahsetmiş. Full Frame ve yine söylediğimiz gibi DSLR kameraların kullanılan yaygın sensör boyutları diye bahsetmiş. Açıklıklarından da bahsetmiş bir nevi. Sensör boyutu, çözünürlük, piksel boyutu. Burada örnek de vermiş bize, fotoğraflarla desteklemiş. Şu şekilde. Yine aslında en çok bilinen iki fotoğraf makinesi, kamera markasını karşılaştırmış bir nevi. Nikon ve Canon'un DSLR makinelerini karşılaştırmış. Burada gördüğünüz gibi kameraların diğer kameralarda olmayan bazı spesifik diyebileceğimiz özelliklerinden de bahsetmiş. Burada sadece DSLR kameraların üzerinde durmuş. Onun için yazıların tamamını okumamıza gerek yok. Burada DSLR kameraların astrofotoğrafçılıktaki öneminden bahsetmiş. Aynı zamanda bu kameraların detaylı kullanılan özelliklerinden bahsetmiş. Normal
Bir telefon kameralarında bunların çoğunu, hatta hiçbirini kullanmayız çünkü gerek duymayız. Çünkü yani parlaklık ayarı vesaire, çözünürlük boyutu gibi şeyler, onun haricinde buradaki kuantum efficiency falan bizim işimize yarayan şeyler değil. Ama astrofotoğrafçılıkta kesinlikle bu ince ayarlar her zaman hayat kurtarır, sizi bir adım ileriye götürür. Burada bir hemen hızlıca tekrar bir sorunumuz yok. Üzerinden geçtiğimiz, bitirdiğimiz siteyi hemen chat kısmına yapıştırıyorum. Buradan alıp tamamını detaylı okuyabilirsiniz. Çünkü ben bunları daha önceden de bu siteden okudum. Yayından önce de okudum. Onun için belli bir şekilde özetlemek istiyorum. Çünkü bunların tamamını okursak bu sitelerden daha binlercesi zaten mevcut. Bu da mümkün olan bir şey değil. Hemen şuradan yine bir İstanbul Üniversitesi'nin sitesinden yararlanalım. Astrofotoğrafi başlığı altında. Burada belli kriterlerden yine bahsetmiş. Gözlem yeri, gözlem aleti, işte teleskop, aynalı veya mercekli, fotoğraf makinesi, kullanılan işte tripod, üç ayak vesaire vesaire. İşte fotoğrafik kayıt malzemesi gibi. Onun haricinde gözlem yeri, bu gözlem yerinden ayrıca bahsetmiştim. Tamamını bir canlı yayında gözlem yerinden bahsetmedik ama başlangıç seviyesi teleskoplarda gözlem yapılırken gözlemden öncesi ve gözlemden sonrası başlıkları adı altında light pollution'dan, yani ışık kirliliğinden bahsetmiştik. Burada yine ışık kirliliğinin az olduğu, etrafta açıklık, zemin sağlamlığı, hava şartları gibi kriterleri gözeterek gözlem yerini seçmeniz gerektiğini belirtmiş. Onun haricinde odak düzlemi aksesuarlarından bahsetmiş. Değişik filtreler, adaptörler gibi kullandığınız aksesuarlardan bahsetmiş. Gök haritası, buradaki gözlemini yapacağınız cisimlerin yine burada enlemlerini, takım yıldızlarının yerlerini, belli gök cisimlerini içermelidir. Zaten bunları artık gök haritası gibi haritalara genelde çok fazla gerek duymuyoruz. Çünkü artık iş daha fazla teknolojik boyuta taşındığı için daha önceki canlı yayında da anlattığımız gibi Stellarium, Skyview gibi daha bunun binlercesi türetilebilir. Hem mobil hem browserlarda, bilgisayarlarımızda kullandığımız siteleri mevcut. Anlık olarak hangi yıldız nerede, hangi saatte doğuyor, hangi saatte batıyor, koordinatları, tüm o yıldızın geçmişine dair bilgiler, Wikipedia bilgileri gibi bilgiler anlık olarak cep telefonunuzda veya bilgisayarınızda yer alabiliyor. Onun için gök haritası her zaman yanımızda bulundurmamız gereken bir ekipman olduğunu düşünmüyorum, ama bulunursa da iyi olur, faydalanabiliriz. Onun için biraz nötrüm gök haritası konusuna. El feneri gözlem anında gözlem yapacağımız noktaya konumlanabilmemiz için herhangi bir aksilik olursa diye. Ha, burada el fenerinden kasıt kırmızı ışık demiş, ama bu acaba ne için tam bilmiyorum. Acaba red dot tarzında bir teleskop ekipmanı gibi mi söylenmiş, yoksa gözlem anında kırmızı ışığın herhangi bir şekilde etkisi olabilir gibisinden mi, onu tam bilmiyorum. Not defteri ve saat, herhangi bir not alırsak diye. Bunu yine dijital ortamda da alabiliriz. Telefonumuza, tabletimize vesaire, bilgisayarımıza alabiliriz. Saat de yine aynı şekilde zaten telefonumuzda, bilgisayarımızda, kol saatimizde, akıllı saatlerimizde, akıllı bilekliklerimizde, her şeyde mevcut. Belki bu içerik biraz daha geniş açıda oluşturulmuştur. Her şeyi atlamadan yazmışlardır. Ancak biraz daha günümüze göre kendimiz bunu güncelleyebiliriz. Burada sonuçta her şeyin yazmasına gerek yok. Burada astrofotoğrafide görüş kalitesinden bahsetmiş. Seeing adı altında. Yine burada belli örnekler vermiş.
teleskobun herhangi bir şekilde sıcaklıktan etkilenmemesi için aynı zamanda gözlem yapan kişinin de sıcaklıktan veya soğuktan etkilenip teleskobu da etkilememesini burada bahsetmiş. Bunda daha önceki canlı yayınlarda da bahsetmiştim kısaca. Aynı zamanda bazı gözlem videolarında da bundan bahsettim. Açıklama kısımlarında gözlem videolarımızın bazılarının açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bazen aşırı sis olabiliyor, ay biraz soluk görünebiliyor, bazen çok fazla rüzgar olabiliyor, teleskobumuz titreyebiliyor, bazen aşırı soğuk olduğu zamanlarda teleskopla buğulanma olabiliyor, teleskobun bazı yerlerinde böyle aşırı buğulanmadan sulanma olabiliyor. Daha da fazlası gözlem yapan kişinin sıcaktan veya soğuktan etkilenerek teleskobu bir nevi titretmesi de olabiliyor. Ellerin titremesi olabiliyor, üşümesi olabiliyor. Bunlardan bahsetmiştik. Hatta Kayseri'de havanın çok soğuk olduğu için teleskopta zaman zaman buğulanma olduğunu, camında işte buğulanma, sulanma gibi şeyler olabildiğini, rüzgardan dolayı fazlaca titreme olabildiğini açıklama kısımlarında belirtmiştim. Oralardan da görebilirsiniz. Burada yine aynı şeylerden bahsetmiş. Light pollution'da bulunduğunuz yerdeki ısı da aslında yapılaşmanın, yerleşmenin çok olduğu yerlerde oluyor. Sonuçta yerleşme kısmında sıcaklık da artıyor. Aynı zamanda sonuçta karanlıkta oturmadığımız için ışık kirliliği de fazlaca olabiliyor. Burada da düşük kontrastlı bulanık görüntüler ortaya çıkabilir diye belirtmiş. Onun için gözlem yerimizi çok iyi seçmeliyiz diye belirtmiş. Bunlara çok fazla aşırı değinmeyeceğim. Çünkü burada sadece kameralardan bahsetmiyor. Gözlem öncesi, gözlem sonrası, gözlem anında ki tekniklerden de bahsediyor. Burada gördüğünüz gibi kamerayı sadece teleskoptan bağımsız olarak astrofotografide kullanılmak üzere dizayn edilen kameralardan kullanmış. Yine teleskobu oturttuğumuz tarzda dün bahsettiğimiz gibi bir gövde üzerine oturtmuş, bir kundak üzerine oturtmuş. Onu da tabii ki de bir tripod 3 ayak üzerine konumlandırmış. Fotoğraf makinemiz de astrofotoğrafik gözlemleri için hazır. Burada TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi'nden bir kare paylaşılmış. Altında da yine yazılarla desteklenmiş. Antalya'ya yaklaşan bir uçağın ışıkları resimde yatay bir iz bırakmıştır şeklinde burada geçmiş. Burada da zaten aynı şeyi belirtmişler. 50 mm objektif, Konica 100 slide film, aynı zamanda 50 dakika poz süresi. Bu pozlamayla bu fotoğraf ortaya çıkmış, bu görüntü oluşmuş diye de belirtmişler. Fotoğraf makinesi ve takip sistemi tekniğinden bahsedilmiş. Biz bundan bahsetmeyeceğiz. Bununla alakamız yok. Bunlarla alakamız yok. Bizim bahsettiğimiz konu birincil odak tekniği, yani prime focus fotoğrafı. Direkt telefonumuzu veya fotoğraf makinemizi veya kameramızı, her ne kullanıyorsak, direkt göz merceğini taktığımız yere takıp gözlemimizi yapma. Tabii ki önce göz merceğimizi takıyoruz. Daha sonra filtre vesaire bir şey kullanacaksak bunu takıyoruz. Bunların hepsini konumlandırdıktan sonra kameramızı bağlamak için kullanılan tüp şeklindeki ya da yüzük şeklindeki ya da T şeklindeki, birazdan göstereceğim, ekipmanlardan kullanıyoruz ve kameramızı veyahut telefonumuzu oturtup direkt burada yazdığı gibi birincil odak tekniğinden görüntüyü alabiliyoruz. Burada da göründüğü gibi. Bizim asıl yapmak istediğimiz şekil bu. Burada ekvatoral bir kundak tipinde tripodumuz mevcut. Mercekli bir teleskobumuz mevcut. Ucunda da tabii ki bir kameramız konumlandırılmış. Küçük bir mercekli teleskopta birincil odak tekniği diye fotoğraf karesi açıklama yapılmış. Burada çekilen görüntülerin
Özellikleri de paylaşılmış. Bunlara zaten daha önceden değinmiştik. F6, F11, işte apertür açıklığı vesaire, bunlara tekrar tekrar değinmeyeceğim. Pozlama süreleri falan belirtilmiş. Bir ay bir adette güneş pozlaması yapılmış. Yine burada İstanbul Gözlemevi'nden çekilen görüntüler mevcut. Güneş tutulmasından çekilen görüntüler mevcut. Takip kontrollü işine girmeyeceğiz. Bunu söylemiştim. Burada yine aynalı bir teleskoba konumlandırılmış fotoğraf makinemiz. Çekilen görüntüler mevcut. Burada uzaktan bir görüntü çekilmiş. Monte edilmemiş. Demonte halde duruyor. Bu şekilde de gördüğünüz gibi çok yakınına konumlandırılmış ancak monte edilmemiş. Burada göz merceği projeksiyonu, 3 ayak artı fotoğraf makinesi tekniği diye belirtilmiş. Bu da değişik bir tarz. Bu siteyi de hemen chat'ime yapıştırıyorum. Alper'cim hoş geldin öncelikle. Aynen söylediğin olabilir. Çünkü orada el feneri olarak paylaşılmış. Orada harici bir ışık kaynağı olarak paylaşılmamış. Onun için biraz kafamı karıştırdı. Çünkü zaman zaman filtre kullanmadığımız zamanlarda da, daha önceki yine hangi canlı yayında hatırlamıyorum, bahsetmiştik. Filtre kullanılmadığında ortamdaki ışığın tonlarını da değiştirmek ve gözlerimizin de belli tonlara sabit kalıp fokuslanmasını sağlamak açısından değişik tarzda ışıklar kullanılabiliyor. Hatta ambiyans ışıkları da zaman zaman kullanılabiliyor. Ancak orada biraz böyle el feneri diye yazmışlar. Hangisindeydi? Burada mıydı? Yani el feneri yazmışlar. O biraz garip olmuş. Kırmızı ışık veren bir el feneri. Bu biraz değişik bir tabir olmuş. Bunun biraz bence güncellenmesi gerekiyor. Çünkü standart bir el feneri anlaşılabilir. Yani orada kırmızı ışık olarak belirtmesi çok bir şey değiştirmiyor. Biraz kafa karışıklığına sebep olabilir diye düşünüyorum. Üçüncü Türkçe sisteme geçiyorum. Burada yine kamerası falan her şeyi bağlanmış. GuideScope bağlanmış. Yani bulucu dürbünümüz bağlanmış. Burada yine astrofotoğrafçılığın tanımı yapılmış. Bunları zaten atacağım chat'e, detaylı okursunuz. Tamamını okursak saatlerimizi alabilir. Hiç gerek yok. Yine geniş alan fotoğrafçılığı olarak bir kriterden bahsedilmiş. Güneş, ay, gezegen, astrofotoğrafçılığı. Gördüğümüz gibi çok mükemmel görüntüler var. Derin uzay astrofotoğrafçılığı, karşılaşılan temel sorunlar ve çözümleri, sensör sıcaklığıyla baş etmek. İki site önce konuşmuştuk. Birinci ve en basit yöntem sensörü soğutmaktır. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Bunlara girmeyeceğiz. Burada özel bir kamera kullanılmış. Buraya monte edilmiş sanırsam. Kameradan bağımsız gibi görünüyor bir nevi. Özel bir sanırsam sensör olabilir ya da burada belirtilmiş DSLR kamerası. Aynen. Buna özel üretilmiş bir sensör. Ayrıyeten muhtemelen monte edilmiş objektif olarak. Bizim bahsettiğimiz burada zaten yine belirtmiş, bizim bahsettiğimiz görüntü tamamen bu. Bundan ibaret burada. Bayağı büyük bir hem ağız açıklığı olarak hem uzunluk olarak alışılagelmişin biraz dışında çok kaliteli bir made marka. Daha önce Alper de bahsetmişti. Hatırlamıyorum hangi canlı yayında. Fatih abi de vardı hatta konuşurken. Fatih abinin hatta ilk geldiği zamanlardı galiba. Teleskop markalarını falan konuşuyorduk. Celestron, Skywatcher falan. Burada yine bir made marka. Mercekli teleskobumuz mevcut. Yine ekvatoral bir kundak tipimiz mevcut. GoTo sistemli, motorlu. Aynı zamanda üzerinde gördüğümüz gibi onlarca kablo takılı. Çünkü burada bir kameramız takılı. Yine burada
Bulucu dürbünümüze bir kameramız takılı. Aynı zamanda bu işlemleri yapabilmesi için diğer sistemlerin kabloları da teleskobumuzun belli yerlerinde takılı halde, tripodumuza monteli halde duruyor. Bizim bahsedeceğimiz olay tamamen bundan ibaret. Burada yine bir küçük guide scope'umuz bulunuyor. Bulucu dürbünümüz bulunuyor. Diğer ekipmanlarımızın tamamı da teleskobumuzun üzerinde. Asıl buradaki kameramız baya baya kaliteli bir kamera. Aynı zamanda buradaki kameramız da yine bulucu dürbünümüze monte edilmiş. Burada ışık kirliliğinden bahsetmiş. Bundan bahsetmiştik. Bundan tekrar tekrar bahsetmeyeceğim. Şehrin merkezinde oturuyorsanız bu görüntüyü alırsınız. Çok silik bir görüntü alırsınız ama ışık kirliliğinden uzaklaştığınızda havası da temiz, böyle yapılaşmanın az olduğu bir konumda bu kadar olmasa bile buna yakın bir görüntü alırsınız gökyüzüne direkt çıplak gözle baktığınızda. Burada ışık kirliliğini göstermiş. Sizde binlerce site var. Light Pollution adı altında, ışık kirliliği adı altında girip bulunduğunuz bölgedeki ışık kirliliğini kontrol edebilirsiniz. Burada yine ışık kirliliğini kontrol etmek için, yani azaltmak için filtrelerden yararlandığımızı göstermiş. Burada DSLR kameralardan ve diğer kamera tiplerinden bahsetmiş. Burada dün bahsettiğimiz ekvatoral GoTo sistemli motorlu bir kundak yapımız mevcut. Buralara girmeyeceğiz. Buralarla bizim işimiz yok. Şunlar bizim için önemli. İstifleme ve işleme, çünkü dakikada onlarca fotoğraf çeken kameralar kullanılabiliyor. Bu fotoğrafların işlenip istiflenmesi belli programlarla yapılıyor. Aynı zamanda kameralarımızı teleskoba bağladıktan sonra USB ile direkt bilgisayara bu programlara bağlıyoruz. Bu programlar yardımıyla kullanıyoruz. Buradan görüntüleyebiliyoruz direkt. Telefonun veya kameranın ekranına bakmamıza gerek yok. Çünkü buradaki gösterilen kamera mesela ekranı mevcut değil. Bu zaten direkt tüp olarak giriyor. İçerisindeki kamera sistemi buraya zaten oturuyor, yapışıyor bir nevi. Herhangi bir yerinde zaten ekranı mevcut değil. Bunun da aynı şekilde biraz sonra örneklerini göstereceğim. Direkt oradan hem USB ile hem diğer bağlantı yollarıyla bilgisayara ve bu programa bağlanıp, bunun gibi binlerce program vardır. Araştırıp detaylı bulabilirsiniz kaliteli olanlarını. Bu şekilde görüntülerin işlenip belki de binlerce fotoğraf arasından program yardımıyla en kalitelileri, biraz da bazı uygulamalar yardımıyla, buradaki bazı ince ayarlar yardımıyla en görülebilir, en güzel hale getiriliyor. Burada bundan bahsetmiş. Deep Sky Stacker programından bahsetmiş. Burada olduğu gibi bunlar değişik değişik programlar. Backyard programından bahsetmiş. EOS ve Nikon adı altında fotoğraf makinelerine özel imal edilmiş, yapılmış programlar. Gerçekten mükemmel bir yapısı da var. Buradaki tüm ince ayarlar önünüzde. Burada göründüğü gibi burada da belki de binlerce fotoğraf, binlerce pozlama karesi mevcut. Mesela bu görüntüleri çoğu yabancı YouTuber'ların, yabancı astronomiyle ilgilenen kişilerin görüntülerinde görebilirsiniz. Yani bu profesyonel kameralarla ve profesyonel teleskoplarla çalışan kişilerde olur genelde. Bu şekilde programları, çünkü sonuçta telefonunuza bağlamıyorsunuz. Büyük kameralara bağlıyorsunuz. Bu DSLR kamera olsun. Biraz önce gösterdiğimiz tarzdaki kameralar olsun. Onun için başlangıç seviyesi teleskoplarda bu programlar çok çok bir işimize yaramaz, işin açığı. Aynen.
Bunların ucuzları da var, daha pahalıları da var. Birazdan zaten göstereceğim. Amazon'da var, AliExpress'te var. Bunun gibi daha değişik sitelerde de var. Aynı zamanda Türk sitelerinde de mevcut. Birazdan onları göstereceğim ama gerçekten çok mükemmel çekim yapan çok kaliteli kameralar. Kaç tane site paylaştık? 3 tane site paylaştık. 1, 2, 3. Tamam. Dördüncü sitemize geçiyoruz. Burada yine başlığını atmış direkt. Asfalt fotoğrafçılık nedir? Başlarken bilinmesi gerekenler. Bunları atacağım. Detaylı okursunuz. Ben özetliyorum bir nevi. Bunların tamamını isterseniz kendiniz okursunuz. Burada yine Sony'nin çıkardığı aynı zamanda Canon'un da var. Birazdan göstereceğim. Başka bir sitede de mevcuttu çünkü detaylı. Canon 60 modeli ve Sony A7 modeli gibi modeller astro fotoğrafçılığa özel tasarlanıp yapılmış fotoğraf makineleri. Bunların belli ayarlarını diğer fotoğraf makinelere göre biraz daha ileri seviyeye taşıyarak astro fotoğrafı için bir tık daha detaylı ve güzel canlı görüntüler almak için uğraşılmış kameralar diyebiliriz. Onun haricinde açıklık kavramı ve ışık toplama, yine aperçür kısmından bahsediliyor. Burada EOS 500D, Canon'un EOS 500D modeli gösterilmiş. Burada gördüğünüz gibi zaten yapısı itibariyle çok böyle heybetli görünen bir fotoğraf makinemiz mevcut diyebiliriz. Diyaframından bahsetmiş, açıklığı ifade ettiğinden bahsetmiş. Uzun pozlama kısmından iki site önce bahsetmiştik. Uzun pozlamalarla belki de binlerce pozlama yapılıp çok kısa sürede veya uzun sürede bu fotoğrafları burada belirtmiş. Deklanşöre basarsınız ve fotoğraf 1 dakika boyunca çekilir. 1 dakika sonra görüntü elinize ulaşır. Gündelik çekimlerde de aslında aynı durum olmaktadır. Fakat bu saniyenin %1'i hatta binde biri gibi mertebelerde olduğundan sanki anında oluyormuş gibi hissederiz. Kesinlikle. Burada kalkan inen uçakların galiba ışıkları uzun pozlamayla burada belirtildiği gibi uzun pozlamayla çekilmiş. Şöyle söyleyeyim. Buradaki uzun pozlamalardaki yüzde ve binde bir mevzusu internetteki YouTube'daki bazı kanallarda video olarak mevcut. Oradan görebilirsiniz. Yabancı kaynaklardaydı. Tam yanlış hatırlamıyorum ama herhalde. Orada kameranın ön lens kısmı sökülmüş. Zaten buradaki büyük kameraların çoğunun zaten buradaki lensleri değiştirilebiliyor. Başka lensler, büyük lensler ya da daha küçük lensler ya da daha bu kamerayı hangi amaca yönelik kullanacaksak, örnek veriyorum astro fotoğrafı için özel imal edilmiş lensler de kullanılabilir. Bunu çıkartıyoruz. Buradaki ağız açıklığı kısmında uzun pozlama ile ilgili nasıl bir çalışma mantığı var kameranın görebiliriz detaylı. YouTube'dan videoları mevcut. Burada ISO mevzusundan bahsedilmiş. Işık hassasiyetinden. Burada yine canlı yayında bundan bahsetmiştim. Tekrar tekrar bahsetmeyeceğim. Genelde 100'den başlar. Bu bayağı bir gider. Hatta benim telefonumda 100'den başlayıp 800'e kadar gittiğini söylemiştim. Bu aralıkta kullanılabilir olduğunu söylemiştim. Büyük fotoğraf makinelerinde 1600, 3200, 6400 ve daha ileriye de gidebildiğini biliyorum. Burada yine söylemiş son zamanlarda piyasaya çıkan Sony A7S modeli üst kısımda belirttik. ISO'su böyle devasa bir rakama ulaşıyor. Bu da geceyi gündüze çevirdiğinden bahsetmiş. Yani geceyi gündüze çevirmekten kastımız havadaki karanlık cisimleri daha fazla ışıklıymış gibi mükemmel bir şekilde fotoğraflaması için dizayn edilmiş. Bu işe yarıyor. Gördüğünüz nebula fotoğrafları, işte galaksi,
Andromeda galaksisi fotoğrafları bu tarz fotoğraf makineleriyle çekilmiş görüntüler oluyor. Burada yine teknik bilgilerden bahsetmiş. Bunları kendiniz okursunuz sonra. Işık kirliliğinden yine bahsetmiş. Fotoğrafların işlenmesinden bahsetmiş. Astrofotoğrafların. Bundan da yukarıda bahsettik. Şu şekilde mesela. Diyelim ISO kısık olduğunda bu görüntüyü alıyorsanız, ISO açık olduğunda bundan daha parlak, şu belki de şu görüntüyü alırsınız. Ama buradaki olayın tabii ki daha değişik boyutları da var. Uzun pozlama var. Fotoğrafın içerisindeki, o binlerce fotoğrafın içerisindeki istiflenerek en kaliteli fotoğrafların seçilmesi ve işlenmesi işlemleri var. Bunlar da ayrı bir detaylı işlem gerektiriyor. Yine burada dün incelediğimiz siteden bahsedilmiş, referans gösterilmiş. Hemen bunu da alıyorum. Son Türkçe sitemiz. Hemen buraya. Bunu da paylaşıyorum. Burada yine bir Türkçe sitemiz var ama bu bilgi içeren bir site değil. Satış sitesi Astroshop adı altında. Buradan bir iki tane örnek göstereceğim sadece. Daha sonra geçeceğim. Burada lenslerimiz mevcut. Fiyatlarıyla beraber burada yine F değerleri belirtilmiş. Milimetrik değerler belirtilmiş. İşte Canon mu Nikon mu uyumlu olduğu belirtilmiş. Ağız kısmındaki şapkalı bölümler gözümüze çarpıyor. Burada şu şekilde yine değişik amaçlarla kullanılabilen fotoğraf makineleri ve ekipmanlar, takip cihazları belirtilmiş. Tracker adı altında belirtilmiş. Gerçekten mükemmel seviyede şu şekilde de kullanılan fotoğraf makineleri var. Sadece fotoğraf makinesi olarak kullanılıyor. Bununla gözlem yapılıyor. Teleskoba ihtiyaç duyulmuyor. Zaten çok detaylı, muhteşem görüntüler yakalayabilen bir fotoğraf makinesi. Burada gördüğümüz fotoğraf makineleri. Bunu da atıyorum. Buna pek ihtiyacınız olmaz ama yine de buraya atayım, burada dursun. Herhangi bir sorunumuz yok, değil mi? Yok. Hemen buradan ilk İngilizce siteme geçiyorum, yabancı siteme geçiyorum. Dijital kamera dünyası, Digital Camera World adı altında bir site. Burada yine belirtmiş, bizim konuştuğumuz şeylerden bahsetmiş, safhalarından bahsetmiş. İşte neye ihtiyacımız olacak, şu mu, bu mu vesaire vesaire. Bu çok önemli değil. Biz burada kameraları göreceğiz. Bizim işimiz şu an bunlarla. Burada Canon marka 4K çekim yapabilen bir fotoğraf makinemiz mevcut. Burada özelliklerin tamamı yazıyor. Gerçekten mükemmel dizayn edilmiş bir kamera. EOS RAW. Burada zaten marka modelini görebiliyorsunuz. Bahsettiğim ağız kısmı burası. Herhangi bir lens takılmamış. Burada çekilen fotoğrafın saniyede böyle kaç kere açılıp kapandığını vesaire gösteren videolar mevcut. İnternetten bunlara ulaşabilirsiniz. Gerçekten çok güzel videolar. Burada lens takılmış. Sony A7 modeli, A7 III bahsetmiştik. Sony A7S modelinden bahsetmiştik biz. Astrofotoğrafi için özel tasarlanmış kameralar olduğundan bahsettik. Burada Insane ISO diye de ayrıca belirtmiş. Ne demek bu Insane ISO? Yani çılgınlık derecesinde bir ISO değerine sahip, çılgınlık derecesinde bir ışık hassasiyeti değerine sahip olduğunu zaten konuşmuştuk. Buradaki rakamdan bahsetmiştik. Neredeydi o rakam? Burada 409.600 ISO.
Yani profesyonel fotoğraf makinelerinin şu değerlerde olduğunu düşünürsek, tabii ki onlar astrofotoğrafı için dizayn edilmemiş ama sonuçta pahalı ve gerçekten kaliteli makinelerden bahsediyoruz. Bu değerlerdeyken bu fotoğraf makineleri Sony A7S modelimiz 49.600 ISO değerine ulaşması gerçekten mükemmel. İşte geceyi gündüz yapıyor ifadesi de buradan geliyor. Buna benzer kameraların, bunun videosunu da galiba izlemiştim, tam hatırlamıyorum. Bunlarla çekilmiş görüntüleri izlemiştim. Gerçekten böyle zifiri karanlıkta sanki böyle süper ışıklandırılmış bir caddeyi çekiyor gibi görüntüler elde edilebiliyor. YouTube'da bunları da izleyebilirsiniz. Gerçekten mükemmel. Burada yine ekran işte 3 inç vesaire 4K çekim yapıyor. 30 FPS, 24 FPS, UHD gibi işte 4K video çekiyor gibi özelliklerinden bahsedilmiş. Burada yine çok fazla terimden bahsedilmiş, teknik terimden bahsedilmiş. İşte Nikon'un bir kamerası mevcut. D850 model lensi üzerinde takılı. Yine lensin üzerinde çok fazla onlarca ince ayar mevcut. Astrofotoğrafi de kullanılmak üzere. Yine burada özelliklerinden bahsetmiş, fiyatından bahsetmiş. Şöyle bir tekrar bakayım. Fujifilm'in bir kamerası mevcut. Biraz daha kompakt denebilecek bir şekilde yapılmış. Bunlar gibi çok fazla büyük değil. Daha kısa. Ama lensi ağız açıklığı olarak da bunlardan bir tık daha sanki büyük mü diye düşünüyorum. Tabii lens boyutlarını falan bilmiyorum ama burada FPS değerlerinden de bahsetmiş. Her şeyi burada mevcut. Onun haricinde lensten bahsetmiş. Sigma 14 mm f1.8 lensten bahsetmiş. Geniş açı çekimden bahsetmiş. Onun haricinde burada fiyatından bahsetmiş. Yaklaşık 1500 dolar bir fiyat etiketine sahip. Amazon'da muhtemelen Amazon'un Amerika şubesindedir. Amerika sitesinin, Amerika tabanlı olan sitesindedir. Çünkü bildiğiniz gibi Amazon çoğu ülkede mevcut. Türkiye'de de olduğu gibi. Canon RF lensinden bahsedilmiş burada. Onun haricinde Nikon AF lensinden bahsedilmiş. Gerçekten çok değişik yapılarda lensler mevcut. Bunlar astrofotoğrafi çok çok ileri seviyeye taşıyan fotoğraf makineleri ve lensleri. Burada yine Samyang özelliklerini burada görebiliyorsunuz. Focal length 14 mm demiş. Minimum aperture f22 demiş. Burada bütün özelliklerinden bahsedilmiş. Görebildiği angle view 114 derece olarak bahsedilmiş. Hepsi yazıyor işte. Degrees, absolute hepsi burada mevcut. Yani tamamını okumak istemiyorum işin açığı. Zamanınızı da çalmak istemiyorum. Burada tripodlara geçti galiba. Tamam, bu mount, bunları işledik zaten. Bu GoTo özelliğini muhtemelen yarın bir canlı yayın yaparım diye düşünüyorum. Eğer yarın olmazsa daha sonraki günlerde zaten daha önceden canlı yayın saatini, gününü bildiririm. Burada yine direkt fotoğraf makinemiz bağlanmış kameraya, teleskoba ihtiyaç duyulmadan burada ring adaptörü, T-Ring bahsettiğim gibi bunu teleskobumuza fotoğraf makinemizi yerleştirebilmek için önce buna bağlıyoruz ağız kısmını. Daha sonra bunu belli ekipmanlar yardımıyla teleskobumuza monte ediyoruz. Burada biraz önce bahsettiğimiz uygulamalardan bahsetmiş. Astrofotoğrafı için bu uygulamalar şart demiş burada. Onun haricinde filtreden bahsetmiş. Işık kirliliğini kesen, azaltan filtrelerden bahsetmiş. Aynı şekilde gece filtresi
ışık kirliliği, filtresi. Burada yine fotoğraf makinelerin, tripodların vesaire hepsinin Amazon'daki fiyatları mevcut. Bu siteyi de hemen Asla Fotoğraflı ekipmanları adı altında paylaşılmış. Hemen bunu da atıyorum. Aynen Nikon P1000 kamerasını Türk YouTuber'lar arasında Ruhi Çenet'te görebilirsin. Ruhi Çenet'in videosunda yanlış hatırlamıyorsam Nikon'un P1000 kamerası kullanılmıştı. Hatta bu ISS'i, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun çekimini hatta anlatmıştım. Aydın'a gidip o bir saniyelik görüntüyü çektiğini anlatmıştım. YouTube'da kanalında mevcut. Gerçekten mükemmel bir kamera. Devasa bir zoom, söylediğin gibi özelliğine sahip. İstanbul'un bazı yerlerinde de kilometre hesabını kuş bakışı açısından da hesaplayıp o kameranın detaylı çekimini de yapmıştı. Onu da oradan izleyebilirsiniz. Gerçekten mükemmel bir kamera. Tabii ki yabancı kaynaklardan da izleyebilirsiniz ama Ruhi'nin videosunda gerçekten süper bir şekilde anlatılmış, işlenmiş. Hatta gidip Aydın'da bir çekim yapmıştı. Ayın tam ortasından geçen Uluslararası Uzay İstasyonu'nun çekimini yapmıştı. Hemen şöyle tekrar bu sitem bitti. Hemen diğer siteme geçiyorum. Bu siteyi daha önce hatırlarsınız. Sky at Night magazin sitesi. Daha önce buradan kundak tiplerini mi işlemiştik tam hatırlamıyorum. Burada Asso fotoğrafı için işte ne almamız gerekiyor gibisinden bir başlık. Smartphone olabilir. Ya da DSLR kamera olabilir. Söylediğim gibi bu işin en temel kısmı cep telefonlarımızdır. Cep telefonlarımızın bir tık üstü DSLR kameralardır. Tabi bunların daha çeşitleri var. Hemen telefondan bir tık üst diyemeyiz. Bu DSLR kameraların da çeşitleri var. Onlar daha ileri seviye. Yine burada planetary kamera dediğimiz kameralar tam monte halinde olan kameralar. Buradan kablo yardımıyla bilgisayarımıza bağlanıp programdan direkt görüntü alabiliyoruz. Kameranın üzerinde herhangi bir şekilde ekran bulunmuyor. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde ekran bulunmuyor. CCD kamera diye de geçiyor. CMOS kameralar diye de geçiyor. Burada bahsettiğim gibi ana başlık adı altında planetary kamera olarak da geçiyor. Yani bunlar daha büyük, çok büyük çeşitlerinden bir tanesi bu. Burada galiba fanı falan bulunuyor. Çünkü gerçekten büyük. Burada 2x Barlow kullanın demiş. İdeal aksesuar açısından laptop. Aynı zamanda Processing Software işleme yazılımından bahsetmiştik biraz önce. Limitasyon demiş. Deep Sky Objects aynı zamanda geniş açı fotoğraflar yakalayabilirsiniz diye bahsetmiş. Aynı şeylerden bahsediyor. Şu görüntü mesela çok mükemmel. Burada bahsetmiş. Nerede çekildiğinden vesaire hepsinden bahsetmiş. Brezilya'da çekilmiş. Galaxy fotoğrafı olduğunu belirtmiş. Şöyle bir CMOS kamerasıyla çekilmiş. Burada belirtmiş. Tüm özelliklerinden belirtmiş. SkyWatcher 200'e 1000 mm Newtonian çeşidi SkyWatcher. Burada marka modelini de belirtmiş. Şeyi de belirtmiş. Kundak tipini falan hepsini belirtmiş burada. Böyle bir ekipman topluluğuyla çekildi diye bahsetmiş. Burada benim kullandığım sistem aslında buna benzer bir sistem. Burada kamerayla telefonun kamerasıyla göz merceği birbirine temas etmiyor. Benimkinde neredeyse birbirine yapışıyor. Bu biraz daha uzak kalmış. Buna göre dizaynlanmış muhtemelen. Daha sonraki seviye zaten DSLR kameralarımızın buradaki ağız açıklığı, aperture kısmının tamamen teleskopumuzun göz merceği kısmına oturması. Yine
Burada Bracer marka. Full HD Deep Sky bir kamera mevcut. Yine burada ekranı bulunmuyor. Arkasında çıkış, kablo çıkışları bulunuyor. Burada yine Full HD Deep Sky kamera and Guider 1.25 inç için diye belirtilmiş. Yine bir nevi takip sistemi gibi ya da bulucu dürbünümüze monte edebileceğimiz bir kamera olarak direkt monte edebiliyoruz. 230 sterlin bir fiyatı varmış. Bu fiyatlar şu an güncel mi bilmiyorum. Hangi sitede satılıyor onu da bilmiyorum. Amazon'da, Bracer UK, Bracer'in kendi sitesinde, eBay'de, Carmart'ın kamera sitesinde demiş ama fiyatlar şu an güncel mi bilmiyorum. Aynı şekilde bir kameramız mevcut yine. 269 sterlin fiyat etiketi bulunuyor. Mesela şu kameralarda. Bunlar da yüksek high frame diye belirtilmiş. Birazdan Türk sitelerinde de bu kameranın yapısının aynısını göstereceğim. Burada yine bağlantı yerleri mevcut. Burayı direkt göz merceği kısmımıza oturtuyoruz. 299 sterlin fiyat etiketine mevcut. Burada gördüğünüz gibi lens kısmı bulunmuyor kameramızın. Nikon D100, D700. Bunu buradaki kısmı biraz önce gösterdiğimiz yüzük ekipmanlarıyla burada göstermiştik galiba. Şu şekilde ekipmanlarımızla teleskobumuza sabitliyoruz. Eğer ki teleskopla çekim yapacaksak. Yine burada Canon'un bir kamerası mevcut. Yine burada Altair HyperCam. Altair yıldızından mı esinlenilmiş acaba? Bilmiyorum. Böyle bir kamera sistemi yapılmış. Yine monokrom bir kameramız mevcut. Biraz büyük yapılmış. Bunların küçüklerini de göstereceğim ben size. Aynı zamanda burada çıkışları mevcut. Yine aynı şekilde kenarlarında şeyleri bulunan, fanları bulunan muhtemelen soğutma açısından bir kameramız mevcut. Görmediğimiz arka kısmında çıkışları mevcut. 1000 sterlinden fazla bir fiyat etiketi konulmuş. Yine aynı şekil bir kameramız mevcut. Yine biraz önce gördüğümüz kameranın aynısı. Yine değişik bir sistemde yapılmış. Sensörü buradaki, sensör diyorum. Merceği kenarda konumlandırılmış. Aynı şekilde burada büyük bir kameramız mevcut. Büyük bir lensi bulunuyor burada. Görebildiğiniz gibi 2000 sterlin fiyat etiketine sahip. Burada kaşif bilimsel Deep Sky Astro kamera 7.1 megapiksel diye belirtilmiş. Markası Explorer Scientific galiba. 2000 sterlin yine. Biraz önce gördüğümüz kameraya benzer bir kamera. Burada çıkışları, girişleri vesaire mevcut güç kaynağı. Muhtemelen bilgisayara bağlamak için LAN çıkışı tarzında bir çıkış. Burada yine havalandırma yerleri konumlandırılmış. 2000 sterlin fiyat etiketi mevcut. Burada da yine değişik bir çeşit kamera sistemimiz mevcut. Yine yukarıda gördüğümüz tarzda mono kamera. Burada yine fotoğraf makinemiz mevcut. Canon'un EOS RAW. Biraz önce görmüştük, detaylı incelemiştik. Özelliklerine bakmıştık. Burada bitiyor. Hemen bu sistemi de buraya almak istiyorum. Bir saati çok geçmemek için bazı kısımları hızlı geçiyorum. Kusura bakmayın. Detaylı attığım sitelerden kendiniz de uzun uzadıya inceleyebilirsiniz. Aynen Sky Night magazini ben bazen kullanıyorum. Değişik kısımlarını incelemek için de bazen girip rastgele bakıyorum. Mesela burada ne yazılmış? Bu konuyla ilgili neler eklenmiş siteye gibi. Gerçekten güzel bir site. İşte çeşidine göre değişir Alper. Şimdi bahsettiğimiz gibi direkt DSLR kamera da diyemem. Diğer çeşitten de diyemem. İşte mono astro kameralar da mükemmel kameralar. Direkt bilgisayara bağlayıp oradaki programlar yardımıyla
Fotoğraf makinesinin üzerindeki ekrana olmadan, ihtiyaç duymadan devasa görüntüler çekilebiliyor, elde edilebiliyor. Ancak DSLR kameralarında hiç astro fotoğrafı için yapılmamış olan normal fotoğraf makineleri bile muhteşem görüntüler elde edilebiliyor. Ki hele biraz önce gördüğümüz Canon'un A60 modeli gibi, Nikon'un galiba A7S modeli gibi muhteşem çeşitleri var. P1000 gibi astro fotoğrafı için özel dizayn edilmiş çeşitleri var. Onun için ikisini de detaylıca kullanıp nebula çekimi, işte galaksi çekimi, yıldız çekimi, açık havada geniş çekim gibi çekimleri yapıp karşılaştırmak gerekir. Onu da maalesef şu an yapamayız. Yani yapılan siteler var. Onlara bakıp karar vermek gerekir ama bir tanesine bağlı kalmamak da gerekiyor. Mesela DSLR bir kamera alacak gücünüz varsa bununla en yüksek kalitede çekimleri elde edebilecek şeyleri yapmamız gerekiyor. Onun haricinde diğer şekilde mono bir kamera temin edebilirseniz de yine onunla en yüksek seviyede alabileceğimiz görüntüleri zorlamamız gerekiyor. İmkanları ona göre zorlamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Şurada mesela bu RAW çeşidi yine astro fotoğrafı için dizayn edilmiş. Burada yazıyor zaten astro fotoğrafı için olduğu. Aynı zamanda mesela şu kamera, yani şu kameraya ne diyebiliriz? Mesela buna, yani bayağı bir kaliteli bir kamera olduğu zaten belli. Yani bu kamerayı bir DSLR kamerayla karşılaştırabilir miyiz bilmiyorum. Çünkü bu kamerada gerçekten sağlam bir kamera bu olsun. Biraz önceki gördüğümüz şu mesela 2000 sterlinin üzerinde bir fiyat etiketine sahip. Muhteşem bir yapıda tasarlanmış. Çok büyük değil. Bağlantı giriş çıkış yerleri mevcut. Yani bunların çekeceği görüntüler bir nevi sınıflandırılabilir diye düşünüyorum. Ayrı ayrı şekilde düşünülür. Çünkü burada göründüğü gibi çok küçük ince ayarlar hepsi düşünülüp ona göre yapılmış olan kamera çeşitleri diye düşünüyorum. Yani astro fotoğrafçılıkta hangi kamera iyidir? Onu uzun uzadıya tecrübe etmek gerekiyor. Gerçekten A7S gibi, işte ya da ne bileyim RAW gibi, A60'tı galiba, A60 gibi kameralardan bir tanesini edinip aynı zamanda diğer kamera çeşidinden de mono kameralardan da bir adet edinip ikisini de profesyonel büyük bir teleskopta gerçekten ekipmanların tamamı uygun aynı zamanda ışık kirliliğinin olmadığı mekanlarda belli periyotlarda hem uzun pozlama hem işte nebula gibi derin uzay gözlemleri yapıp karşılaştırmak gerekiyor. Ama bunların arasında çok çok ince farklar vardır diye düşünüyorum. Öyle devasa farkların olacağını düşünmüyorum. Çünkü bunların ikisi de sadece bu iş için imal edilmiş kameralar diye düşünüyorum. Hemen bu siteye atmış mıydık? Skyetna magazine atmışız. Burada yine Amazon TR'den bakacağız. Burada gördüğünüz gibi adaptör sistemleri mevcut. Biraz önce anlattığımız T kısmı, diğer adaptör kısmı, işte uzun giriş kısmı vesaire. Burada projeksiyon fotoğrafçılığından kasıt işte astro fotoğrafçılık. Burada hepsini yazmış. Bu bağlantı ekipmanlarıyla teleskobumuza monte edebiliriz kameramızı. Onun haricinde burada yine gördüğünüz gibi bağlantı ekipmanı bulunuyor. Burada benim bahsettiğim kamera bu. Bunu direkt yani 0,3 megapiksel diyor. Ne kadar sağlam bir görüntü veriyor bilmiyorum ama bunu açtığımızda 110 TL gibi bir fiyatı var. Türkiye'de, Amazon TR'de.
Burada zaten 1.25 inç diagonal için uyumlu olduğunu söylüyor. 0.96'ya uyumlu olmayacaktır. Büyük gelecektir diye düşünüyorum. Burada yine iç kısmını görebiliyorsunuz. F3.8 5 mm 10x dijital zoom diye belirtmiş. Megapikselde de zaten 0.3. Kalitesi açısından bir şey diyemem. Bunu direkt teleskobunuzun göz merceğine bağlıyorsunuz. Buradan da direkt USB'den bilgisayara bağlayıp programı çalıştırıyorsunuz. Görüntüler elde etmeye başlıyorsunuz. Burada denenebilir. Ancak ne kadar net görüntüler alınır bilmiyorum. Aynı zamanda bunu adaptör de almamız gerekiyor. Çünkü 1.25 inç değil benim. Diagonalim 0.96. Her 1.25 inç teleskop odaklayıcısına veya 1.25 inç adım aşağı adaptörüne uyar. Burada tam ne dediğini anlamadım ama 1.25 haricinde sanırsam uymayacaktır diye düşünüyorum. 1.25 inçin altında 0.96'da kullanılabilir mi onu bilmiyorum ama bir takım ekipmanlar yardımıyla kullanılabilir ama bunun 0.96'ya uyumlu olanını da alırsak yorulmamış oluruz. Aynen. Genelde benim takip ettiğim YouTuber'lar diyeyim, astronomiyle ileri seviyede ilgilenen insanlar söylediğim gibi genelde mono astro kameralar kullanıyor. DSLR kameraları fazla tercih etmiyorlar. Çünkü o kadar pratik olmuyor diye düşünüyorum ben de. Çünkü direkt diğer kameralar üzerine monte ediyorsunuz ya hiç çıkartmıyorsunuz. Çünkü o kameraya normal güncel hayatta ihtiyacınız yok. Sizin bir işinize yaramaz. Bilgisayara bağlanması gerekiyor. Direkt göz merceğine monte edilmesi gerekiyor. Teleskopla beraber kullanılması gerekiyor. Onun için çıkar tak yapılmıyor. Direkt kamera üzerinde durabilir. Direkt takıyorsunuz bilgisayara. Görüntü önünüzde. Hiç teleskobun başında beklemenize gerek yok. Zaten go to kumandası elinizde. Teleskop burada. Laptopunuz veya bilgisayarınız burada. Siz her şeyi uzaktan gözlemleyebiliyorsunuz. Uzaktan teleskobunuzu kontrol edebiliyorsunuz. İşte DSLR kameranın belli bir ağırlığı da oluyor. Bu dezavantajı da yenebiliyorsunuz diye düşünüyorum. Alper'in de söylediği gibi çoğunlukta mono astro kameraların kullanımda olduğunu görebiliyoruz. Ha yok mu DSLR kamera veya bu astro fotoğrafı için özellikle yapılan işte burada gördüğümüz RAW gibi diğer bahsettiğimiz kameralar gibi kameralar mevcut. Ancak tabii ki fiyat mevzusu da işin içerisine giriyor. Söylediğim gibi pratiklik de biraz daha kolaylık da işin içerisine giriyor. Sadece kameranın kalitesi değil. Mesela bu söylediğim gibi bu tarz bir kamera düşünülebilir, denenebilir. Hemen geri geliyorum. Burada yine bir EOS 2000D mevcut. Lens ile beraber. Burada bahsettiğimiz adaptör mevcut. Bu adaptöre yerleştirip belki de 1.25 inci 0.96 tarzına düşürebiliriz. Burada yine gördüğümüz kamera sistemi ekipmanlarıyla beraber mevcut. Aynısı. Bu kısımda çıkışları var. Bu kısım lens kısmı. Göz merceğimize oturacak kısım. Burada yine bağlantı ekipmanları zaten yazıyor. Hangi işte Celestron Nikon T halkası veya Olympus uyumlu. Şu özelliklere uyumlu T halka diye belirtilmiş. Yine aynı şekilde gördüğümüz gibi 1.25 inç için yine aynı şekilde belirtilmiş. Belki de bu 1.25'i 2'ye mi dönüştürüyor ya da 2'yi 1.25'e mi dönüştürüyor ya da 1.25'i buradan 0.96'ya mı dönüştürüyor? Bunu tam bilmiyorum. Bunu detaylı araştırabilirsiniz. Aynı şekilde 3.000 TL fiyat etiketinde sensörlü bir kameramız bulunuyor. Ekranı olmayan CMOS dediğimiz. Hemen bir tıklayıp bakalım. Şu şekilde. Gerçekten küçük bir
dizayna sahip. Buradan çıkışı bulunuyor. Şu şekilde mikro B sanırım. Mikro B. Type-C değil. Şu şekilde programımıza bağlayıp burada özelliklerinden bahsedilmiş. 5 megapiksel olduğundan bahsedilmiş. Yani bu kamera, mesela şu kamera da aynı şekilde aynı iş için kullanılıyor. Bu 5 megapiksel bir güce sahip. Bizim bir an önce baktığımız kamera 0.3. Ona göre karşılaştırabiliriz aslında kalitesini. Burada yine bağlantı ekipmanlarımız mevcut. Görebildiğimiz gibi. Hemen bir 2'ye geçelim. Aynı şekilde bağlantı ekipmanları ve bahsettiğimiz tarzda bir kamera. Buradan direkt çıkış alınmış USB'den. Gördüğünüz gibi bilgisayarınıza USB yardımıyla bağlayıp direkt bunu da teleskobumuza oturtuyoruz. Ağız kısmı burada. Burada 2 megapiksel olarak belirtilmiş. Bu fiyat etiketinde 2 megapiksel nasıl bir görüntü veriyor? Bunu iyice incelemek gerekiyor. Buna benzer kameralarla hangi görüntüler alınabiliyor? İnternetteki videoları detaylı izlemek gerekiyor. Ona göre bu kamera alınır mı, alınmaz mı? Çünkü bu dışındaki sitelerde de satılıyor. Benim kullandığım şu cihazdan, telefonumu bağlamak için kullandığım ekipman, ancak fotoğraf makinesi bağlayacaksanız bu tarz bir ekipmana ihtiyacınız var. Yine burada bağlantı ekipmanlarımızı görüyoruz. Bu şekilde, bu şekilde, bu şekilde. Burada yine aynı şey. 0.8 130 TL. Bu da tercih edilebilir. 20 TL fazla verirsiniz. 0.8 megapiksellik bir görüntü elde edebilirsiniz. Burada 2.0 demiş ama bu neyden bahsetmiş? Tamam, 250 TL fiyata sahip. Bu 2.0 dediği 2 megapiksel mi onu bilmiyorum. Çünkü 2 megapiksel biraz önce 1300 TL'ye bakmıştık. Onu tam bilmiyorum ama burada detaylı yazmamış. Ancak 480 piksel bir görüntü veriyor. Diğer şeylerden bahsetmemiş. USB 2.0 bahsettiği. Aynen. USB 2.0. Megapikselinden bahsetmemiş sanırım. Yani 1 megapikselin üzerinde değildir. 0.8'i çok geçeceğini sanmıyorum. Maksimum 1'de olabilir. Hemen geri geliyorum. Yine burada bağlantı ekipmanlarını artık es geçiyorum. Bu temizleme ekipmanları vesaire mevcut. Burada yine aynı şekilde bir kameramız mevcut. Dijital teleskop USB monoküler diye geçiyor. Burada yine bağlantı ekipmanımız, 14.000 TL'lik Panasonic bir lensimiz bulunuyor. El mikroskobuymuş. Şunlar bağlantı ekipmanlarımız. Yine bir kameramız var. 18 demiş. Bu da güzel olabilir. Bağlantı ekipmanımız, solar filtre, yani güneş filtremiz, telefon teleskobumuzun ana merceğinin bulunduğu, ağız açıklığının bulunduğu apertür kısmına takılan, yani göz merceğine takılan değil, bir solar filtre. Burada zaten hangilerine uyumlu olacağını yazmış. Yine burada ekipmanlar, bağlantı ekipmanları, yine aynı 0.3 megapiksellik kameramız. Nikon Z7 muhteşem bir 41.000 TL'lik Nikon kameramız mevcut. Astrofotoğrafı için yapılmış mı bilmiyorum, ancak bu fiyat bandında kesinlikle astrofotoğrafı için de kullanılır. Hiçbir şekilde sıkıntı çıkartmaz. Onun haricinde burada yine bağlantı ekipmanları vesaire. Buraları hızlı geçiyorum artık. Diğer sayfalara gitmemize gerek yok. Buradan bir tane son Türk sitem kaldı. Bu
Amazon'u da atalım. Hatta birinci sayfasından atalım. Zaten bunu kendiniz Amazon'a girip teleskop kameraları yazdığınızda da çıkıyor. Ancak ben yine de buraya atayım. Yeni gelen arkadaşlar oluyor. Gelip gidiyorlar muhtemelen. Tabii ki canlı yayına vaktiniz de olmayabilir. Canlı yayından sonra video olarak da kayıt halinde de izleyebilirsiniz. Yine de canlı yayınlarımıza gelirseniz seviniriz. Hemen son siteme geçmek istiyorum. Bir saati de geçtik çünkü. Burada zaten buradaki bazı kaynakları görmüştük. Teleskoplar kısmında bazı teleskopları incelemiştik. Kundak tipinde galiba bu siteyi kullanmadık. Kundak tiplerini de başka sitelerden inceledik. Ancak kameralarda burada renkli ve mono kameralar, autoguider, filtreler bulunuyor. Hemen renkliye girelim. Burada görüyorsunuz bunlar çok kaliteli olan kamera tipleri. Bunlara zaten iyi bir teleskobunuz olsa da mesela şuna ihtiyacınız yok. Şu şekilde bir kamera, şu gibi kameralar, şu gibi kameralar işinizi fazlasıyla görür. Ancak işin gerçekten üst boyutu şu kameralar diye düşünüyorum. Hemen monolara bakalım. Fazla uzatmadan. Bunu görmüştük. Hatırlıyorsanız kenarında bulunuyordu lensi. Aynısı muhtemelen benzeri. Şu şekilde uzun olanlar mevcut. Kısa olanlar mevcut. Bu şekilde biraz daha tüp gibi uzun olanlar mevcut. 50.000 TL. Bunlar zaten stokta bulunuyor. Sipariş usulü yurt dışından getirtiliyor. Hemen otoguider'ımıza bakıyorum. Bunlar da bulucu dürbünlere monte ediliyor. Tabii ki normal teleskobumuza da monte edebiliriz ama büyük, devasa büyük teleskoplarda bunları ayrıyeten burada hangisinde göstermiştim hatırlamıyorum. İkisine de monte etmemiz gerekebiliyor. Hangisindeydi hatırlamıyorum. Görmüştük. Hem bulucu dürbünümüze hem teleskobumuza bunlardan monte edebiliriz. İkisine de kamera yerleştirebiliriz. Biraz daha tabii ki ucuz yollu olabilir. Bulucu dürbünümüze yerleştireceğimiz kameralar hemen şöyle kameralara tıklıyorum. Buradan herhangi bir şey seçmeden sitemizi yine buraya atıyorum. Alper kardeşimin de başka bir sorusu yoksa veya aktaracağı bir bilgisi varsa kesinlikle aktarırsa memnun olurum. Onun haricinde canlı yayını bitireceğim çünkü söylemem gereken şeyleri söyledim. Zaten çoğu zaman canlı yayınlardan sonra çok fazla izlendiğini gördüm videoların. Muhtemelen insanlar canlı yayında böyle saatlerce, dakikalarca oturmak istemiyorlar. Onları da anlıyorum ama canlı yayınları sırf insanlar birebir iletişim halinde olabilsin diye yapıyorum. Yoksa canlı yayından sonraki safhalarda videolar daha çok izlendiğini görüyoruz. Teşekkür ediyorum kardeşim geldiğin, zamanını ayırdığın için. Sen de Allah'a emanet ol. Sitelere girip buradaki attığım sitelere kendin detaylı da bakabilirsin. Bunları çıkalım. Burada birazdan bir adet videomuz daha girecek. Aynı şekilde Süper Solucan doğumunun ikinci günü dün yayına girdi. Bugün de üçüncü günü yayına girecek. Yani 30 Mart'ta çekilmiş Süper Solucan Dolunay olayının son günü çekilmiş Dolunay doğumunu birazdan yayına vereceğim. Zaten sitede yüklü kapak fotoğrafı vesaire yazıların etiketlerini ekleyip yayına vereceğiz. Onu da tavsiye ederim. Çok güzel bir Dolunay doğumu izlerseniz mutlu olurum. Aynı zamanda
Ben de bu kamera konusunu ben de çok merak ediyorum. Onun için sık sık vaktim oldukça araştırmaya çalışıyorum. Tabii ki araştırıp da öyle beklememek gerekiyor. Paylaşmak da gerekiyor. Mesela direkt video çekip de paylaşabilirim ancak canlı yayında zaten videolar kayıt olduğu için hem canlı yayın yapmış oluyoruz, birebir bilgi paylaşma imkanımız oluyor hem de bu yaptığımız canlı yayını daha sonra vakti olan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz gelip izleyebiliyor. İstediği kadarını izliyor, bekletiyor, birazını sonra izliyor. Zaten izlenme sayılarını daha sonradan görebiliyoruz. Onun için bir sorun yok. Vakti olan arkadaşlarımızı yine canlı yayınımıza bekleriz. Aynı zamanda çevresinde astrofotoğrafya ilgi duyan, teleskobu olmasına gerek yok. Gelip sadece bizi dinleyebilir, izleyebilir. Çektiğimiz görüntüler üzerinde yorum yapabilir, eleştiri yapabilir. Onları da davet edebilirsiniz, bizi önerebilirsiniz. Bunun yanında beğenip paylaşırsanız da çok sevinirim. Tabii ki abone olursanız da çok sevinirim. Abone sayımız 1000'e yaklaştı. Gerçekten çok iyi. Aynı zamanda görüntülenmemiz de 10.000'i geçti. Gerçekten çok hızlı yol almasak da yavaş yavaş büyümeye devam ediyoruz. Herkese tekrardan çok çok teşekkür ediyorum. Alper'e de aynı zamanda geldiği için, zamanını ayırdığı için. Yine bir sonraki canlı yayınımız muhtemelen yarın olur. Teleskoplardaki otomatik motorlu Go2 sisteminden bahsedeceğiz. Yarın olmazsa bir sonraki gün bakabiliriz. Zaten önceden bunu bildiriyorum. Yine sizin de bilgi paylaşımı yapmak istediğiniz konu varsa bildirirseniz yayında beraber bunun da tartışmalarını yaparız, araştırmasını da yaparız. Hepinize tekrardan teşekkür ediyorum. Canlı yayını video olarak sonradan izleyecek arkadaşlara da zamanlar oldukça canlı yayınlarımıza gelirse çok seviniriz. Yine söylediğim gibi bir sonraki canlı yayınlarımız